arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde linkimizde olan sorularımızı çözelim. Birinci sorumuz şuydu. A ve B sayılarının toplamı 90'dır. Şimdi A artı B neymiş? 90'mış. A sayısının %60'ı, B sayısının %20 fazlasına eşitmiş. B'nin bir de %20 fazlasına eşitmiş. O halde şurayı bir toparlayalım. A çarpı 60 bölü 100 eşittir 100B, 20B de buradan, 120B bölü 100. 100'ler gitti, 60'a böldüm 1, 60'a böldüm 2. A eşitmiş 2B. O halde bu bilgiyi ilk denklemimize yazalım. A gördüğümüz üzere 2B yazarsak, 2B artı B eşittir 90, 3B 90, B 30. O halde A 2B olduğuna göre A da ne? 60. İkisinin farkını sormuş. 60 eksi 30'da 30. Biraz bekleyelim. Evet. Bir işletmede buğdaydan ağırlığının %80'i kadar un. Şimdi ben buğdaya 100x diyorum. 100x buğdayım olsun elimde. Tamam mı? Sonra ne yapmış? Ağırlığının %80'i kadar un. 100x'in var. %80 ne yapar? Demek ki 80x kadar un elde ediliyormuş. Daha sonra undan da ağırlığının %40 fazlası kadar un elde edilmektedir. Yani 80x'in %40 fazlası ne yapıyor? Ona bir bakalım. Birbirini götürdü. 32x. 80x de burada vardı. Ne yapar? 112x bölü 100 yapar. Bu kadar da, pardon, 100'ü gitti zaten. 112x yapar. Buradan da ne yapıyordu? Bu hamurumuza eşitti. Hamurumuz ne kadarmış? Buna göre %40 fazlası kadar hamur elde etmektedir. Buna göre 168 kilogram hamur elde etmek için ne kadar buğday gereklidir diyor. Bu 168'miş. O halde 168'i 112'ye böldüğümüzde x'i buluruz. X'imiz buradan 1,5 geliyor arkadaşlar. Ve ne dedi bana? Kaç kilogram buğday gerekir? Ben buğdaya baştan 100x demiştim. X 1,5'sa 100x ne yapar? 150 kilogram buğday gereklidir arkadaşlar. Evet, üçüncü soru. Bakın şimdi bu soruda çok güzel bir kısım var. Şimdi ağırlıkça %40'ı tuz olan 40 kilogram tuzlu su karışımında 10 kilogram alınarak diyor. Şimdi bir karışımı döktüğünüzde karışım oranı ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Yani dökerken suyu ayrı dökeyim, tuzu içinde kalsın yapamıyoruz. Dolayısıyla benim elimde 40 kilogram tuzlu su vardı ve ben bunun 10 kilogramını döktüm. Elimde 30 kilogram su kaldı. Tuzlu su karışımı kaldı. Peki bu karışımın yüzdesi değişti mi? Değişmedi. Hala %40. O halde 30'un %40'ı, elimde şu an 12 tuz var. Şimdi elimde 12 tuz var, karışımım 30'du ya. Demek ki geri kalan 18'i de ne? Su. Devam ediyorum soruyu okumaya. Yerine şampiyonsun döktü ya. Yerine 20 kilogram saf su ekliyor. Bu kısma, su kısmına bir 20 daha saf su ekliyorum. O halde toplam suyum 38, tuzlu 12.